Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek sözlerinden, hadisi şeriflerinden bir hadis okuyacağım. لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا İman etmedikçe cennete giremezsiniz diyor. Bu bir haberdir. Sağlam bir haber. Kesin bir haber. Cennet vardır, cehennem de vardır. Cennet, iman eden kimseler için hazırlanan bir yerdir. اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Muttakiler için hazırlanan bir yerdir. Cehennem de hazırdır, mevcuttur. Şu anda yaratılmıştır ve cehennem de kafir olan, dinden imandan yoksun olan, ibadeti tanımayan, namazı tanımayan, Allah'ı peygamberi tanımayan kimseler için hazırlanan bir yerdir. اُعِدَّتْ لِلْكَافِر۪ينَ Kafirler için hazırlanan bir yerdir. Cennet ve cehennem. Cennet ve cehennem bu dünyada değildir. Bazı kimseler diyorlar ki, eğer sen istediğini alıp verebiliyorsan, istediğini yiyip içebiliyorsan, istediğini giyebiliyorsan, istediğin yere gidebiliyorsan, işte cennet budur diyorlar. Eğer bunu, efendime söyleyeyim, yapamıyorsan, bu nimetlerden yararlanamıyorsan, o zaman diyorlar işte cehennem budur. Yani cenneti cehennemi de inkar ediyorlar. Cennet cehennem haktır, Kur'an-ı Kerim'de mezkurdur. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinde de vardır. Ve cennete giren bir kimse ebedi olarak cennette kalacaktır. Cennet yıpranmaz, eskimez ve yok olmaz. Bazı kimseler diyorlar ki, efendim işte cennet ve cehennem belirli bir süre sonra ortadan kalkacaktır. Hayır, öyle bir şey yoktur. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا Orada devamlı, sürekli, temelli kalacaklardır diyor Allah-u Teala. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا Evet. Demek ki cennete girmek için ne gerekiyor? İman gerekiyor. Ve Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ Cennetin anahtarı La ilahe illallah diyor. Cennetin anahtarı La ilahe illallah diyor. Ve yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Men kâne âhiru kelâmihi La ilahe illallah dehalel cennet. Bu dünyadan ayrılacak olan kimsenin son sözü, son cümlesi La ilahe illallah olursa o kimse cennetliktir diyor. Onun için bu dünyadan ayrılmak üzere olan kimselerin yanında iyi kimseler bulunması gerekir ki bu kelimeyi o kimseye telkin etsinler. Ölmeden önce, öldükten sonra değil. لَقِنُوا مَوْتَاكُمْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Bu sözü o ölmek üzere olan kişinin yanında tekrarlamalıyız, söylemeliyiz, hatırlatmalıyız ki inşallah Rabbim nasip ederse bu sözü söyler de bu sözü söyleyerek inşallah bu dünyadan ayrılırsa o kimsenin yeri cennettir inşallah. Evet. Demek ki Allah'a iman etmek suretiyle Allah'ın cenneti kazanılır. Ama imanımız böyle cansız bir iman olmamalıdır. Şeytanın imanına benzememelidir. Şeytan biliyorsunuz, şeytan Allah'ı inkar etmiyor. Allah yok demiyor. Allah'ın var olduğuna inanıyor. Rezzak olduğuna inanıyor. Yaratıcı olduğuna inanıyor. Ne diyor? خَلَقْتَنِي مِنْ نَارِ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طَيِّنِ Beni diyor ateşten yarattın, bunu da diyor topraktan yarattın diyor. Demek ki Allah'a inanıyor, var olduğuna inanıyor. Yaratıcı olduğuna inanıyor ve mahluk olduğuna inanıyor. Evet. Yani bir kimse Allah vardır, yerleri gökleri yaratan odur, rızıklandıran odur demek suretiyle iman eden kimselerden olamaz. Allah'ın varlığına inanmalıdır, Allah'ı mabud edinmelidir, ilah edinmelidir, Allah'a ibadet etmelidir. Allah'ın dışındaki ilahları, mabudları, davudları da reddetmelidir. La ilahe illallah'ın anlamı budur. Önce iman edecek olan kimse Allah'ın dışındaki tanrıları, tağutları, ilahları, mabudları reddedecektir. Bundan sonra ne yapacaktır? Allah'ı mabud edinecektir.
Allah'a ibadet edecektir. Allah'a ibadet eden kimseleri de dost edinecektir. Evet, imanımız demek ki sağlam olmalıdır, canlı olmalıdır. Bize moral vermelidir. Allah'a yakın olmamızı sağlamalıdır, canlandırmalıdır, şahlandırmalıdır ve Allah'ın emirlerini uygulamalıyız.